Heyecandan yerimde duramıyorum Hakan ya. Sorma sorma ben de. Ediz Bey'in bizimle çalıştığını düşünsene. Düşüncesi bile heyecan verici gerçekten. Heyecan vericinin bile ötesinde. Baksana ellerim buz gibi terledi vallahi. Bizimle çalışmayı bir kabul ettiğini düşünsene. Deli misin ya? Hayatımızın fırsatı bu. Adamın yaptığı yatırımların haddi hesabı yok. Hem de ne yatırımlar? Dev alışveriş merkezleri, oteller, tatil köyleri. Yalnız acayip titiz bir adammış. En ufak bir yanlışlıkta, en ufak bir hatada hemen ipleri koparıveriyormuş. Allah vere de bir aksilik olmasa. Ağzından yel alsın Hakan. Çok iyi hazırlandık. Merak etme, bu iş bizim. İyi de adam sadece projelere falan bakmıyormuş. Birlikte çalışacağı kişilerin tavırlarına, davranışlarına, giyimlerine, özel yaşamlarına kadar, en ince ayrıntısına kadar önem veriyormuş. Hakan ya, senin saçların biraz uzamış sanki. Biraz biçimsiz gibi. Hemen gidip kestirsem mi acaba? Yok canım, şimdi olmaz. Ya o sırada geliverirse, seni burada görmezse daha kötü olur. Ya sen bugün tıraş olmadın mı? Olmaz olur muyum? Neden? Ne bileyim. Gel bakayım. Dur. Oğlum geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Büyütücü ver. Buyurun. Bir şey içmek ister miydiniz Ediz Bey? Hayır dedim ya, daha kaç kere soracaksınız. Ben çalışırken hiçbir şey içmem. Beyefendi su bile içmez. Tabii ya, kendimi işe verdiğim için hiçbir şey aklıma gelmez benim. Fena görünmüyor. Dersimizi iyi çalıştık Ediz Bey. Yazık. Bunu bir ders olarak görüyorsunuz öyle mi? Çok kötü. Keşke buna bir ders değil de ciddi bir iş olarak bakabilseydiniz. Ama efendim ben öyle demek istemedim yani. Ne demek istedin? Söyle de hepimiz bilelim. Yani ben espri olsun diye şey etmiştim. Hayatta en tahammül edemediğim şey laubaliliktir. Hiç sevmem. Espri eşe dosta yapılır. Biz burada iş yapıyoruz öyle değil mi? Haklısınız efendim. Merak etmeyin, işinizi son derece titiz yapıyoruz efendim. Hazırlıklarınız fena değil, bu işi ciddiye aldığınız belli. Ancak bunların benim için yeterli olmadığını bilin. Benimle çalışmak için can atan, bu yaptıklarınızı yapmaya hazır pek çok şirket var. Ama sizin bir farkınız olması gerekir değil mi? İnanın her şey istediğiniz gibi olacak. Pişman olmayacağınıza dair söz verebilirim. Ekibimiz oldukça genç, iyi eğitimli ve yetenekli. Zaten benim de sizin şirketiniz üzerinde durmamın nedeni bu. Genç ve enerjik olmanız. Gençler başarılı olmak, bir yere varmak için daha çok çalışırlar. Biz zaten... Mesela ben. Bulunduğum konuma gelmek için aklınızın alamayacağı kadar çok çalıştım. Her şeyi kendi gücümle başardım. Evet. Ailemden bana kalan tek bir kuruş yoktu. Bunları niçin anlatıyorum biliyor musunuz? Çalıştığım insanlardan da bunu beklerim çünkü. Hikayenize hayran kaldık Ediz Bey. Benimle çalışmak sadece işten ibaret değildir. Gerekirse bütün hayatınızda değerlendiririm sizi. Eviniz, barkınız, aile hayatınız. Her şeyiniz önemlidir benim için. Onun için ara ara ziyaretinize gelebilirim, haberiniz olsun. Ne demek efendim, çok memnun oluruz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Orasını beğenmezseniz koltuklarımız da var. Pardon, espri yoktu değil mi? Anlaşmayı yapmadan önce aile fertlerinizle de bir tanışmak isterim. Hey efendim, ne demek? İyi o halde, şirketinizi bir dolaşalım bakalım. Tabii, buyurun. Sen bu arada arabayı hazırla. Hemen efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Ne diyor, ne yapayım? Ay, görüşme nasıl gidiyor acaba? Of, şimdi heyecandan düşüp bayılacağım. Volkan bir patavatsızlık yapmasa bari. Aa, neden patavatsızlık yapsın ki canım? Canım... Bilirsin ya, biraz boş boğazdır Volkan. Hiç de bile. Bağlarsa muhteşem karizmasıyla benim kocam bağlar bir kere. Aman aman iyi tamam. Kocasına da hayatta laf söyletmez.
Tamam hayatım, iş olsun da nasıl olursa olsun hiç önemli değil. Ay, kendime hemen şöyle muhteşem bir araba alacağım. Aa, senin payına o kadar düşer mi kız? Tabii ki düşer. Ev Volkan'ın istesi senden fazla olduğuna göre biz de bir villaya yerleşiriz artık. Ne villasıymış bu? Hiç canım, öyle lafı gelişi söyledim. Hakan'la Volkan çok önemli bir iş toplantısındalar da odalarında müşteri var. Bağlarlarsa hepimiz yaşadık. Hayırdır, sizin ne işiniz var burada? Hayır, Volkan çok meşgul de. Müşteri falan da var da. Korkmayın, yemeyiz kızım önemli müşterinizi. Ben gün görmüş kadınım. Oturmasını, kalkmasını, lafımı, sözümü bilirim. Bazıları gibi sonradan görme değilim. Allah ne olur olsun da şu işim ızdıraptan bir an önce kurtulayım yarabbim. Burası idare ofisimiz efendim. Güzel güzel. Hiçbir aşırılık yok, beğendim. Efendim, Merve Hanım eşim. Öyle mi? Memnun oldum. Merhaba, ben de memnun oldum. Ben de Hakan'ın nişanlısı Simge, memnun oldum. Pek güzel. Bakın bir artı daha. Personel israfı yok. Aile şirketi gibi. Evet. Efendim annem, bir iş için uğramıştı da. Memnun oldum efendim. Nermin Hanım, hatırladınız mı beni? Tabii çok uzun zaman oldu. Hatırlamamanız normal. Gençliğimiz beraber geçti. Kadıköy desem. Bahriye Çavuşu Rasim Bey'in oğlu Ediz. Ediz, limonatacı Ediz. Ya nereden nereye işte. Evimizin önünde limonata satarak okudum. Hiç değişmemişsiniz. Görür görmez tanıdım sizi. Ay çok hoşsunuz. Neler yapıyorsunuz? Eşiniz beyefendi nasıllar? Sormayın, uzun yıllar önce vefat etti. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Siz ne yaptınız? Hiç evlenmedim. İş, güç, fırsat olmadı. Anlıyorum efendim. Birbirimizi bulduğumuza göre görüşmeyi kesmeyelim efendim. Hay hay. İzninizle. Ben de çıkıyordum zaten. O halde gideceğiniz yere kadar bırakalım sizi. Zahmet olmasın. Ne demek? Evet beyler, konuştuğumuz gibi. Buyurun efendim, buyurun. Şişt oğlum. Vay Volkan, ister misin biz bu işi annen sayesinde alalım? Pes. Süper. Ne adammış ya. Amma da zorladı işi. Ben sana söyleyeyim. Bu Ediz Bey bizimle çalışmayı kabul etse bile kök söktürecek demedi deme. Allah'tan bir açıdan şansımız büyük. Hangi açıdan? Yani annenle baş göz edersek cici baban olacağı için o kadar zorlamaz bizi. Dalga geçme Hakan. Ne yapalım, şirketimiz için çok önemli bir atılım olacak bu. Elimizden geleni yapacağız artık. Hakan. Bir de ev baskınları da olacak anladığım kadarıyla. Olsun, biz son derece düzenli yaşayan sıradan insanlarız. Ne bulabilir ki? Bizim ev o kadar da sakin sayılmaz. Orası öyle. Tabii efendim. Yok efendim. Rahatsızlık ne demek? Tabii tabii, buyurun. Bekliyoruz efendim. Hayda, dakika bir gol bir. Bu gece hemen geliyor öyle mi? Adam da bir an önce karar vermek istiyor belli ki. Hem ne zaman gelecek diye diken üstünde beklemekten daha iyidir. Makbuş ve Nana'nın yemekleri aklını başından alır onun. Bu arada annenin de gelmesini istedi. Hayda. Annemin bu yaştan sonra genç kız gibi flört etmesi tuhafıma gidiyor Hakan. Oğlum fena mı? Hem bakarsın iş ciddiye biner. Böylece Merve ile rahat edersiniz. O da yalnız kalmamış olur. Aslında doğru söylüyorsun. Tabii yani. Alo Makbuş Sultan. Efendim evladım. Tamam evladım. Anlamaz olur muyum? Çok iyi anladım. Tabii. Ne lazım gelirse biz hazırlarız. Sen hiç merak etme. Tamam oğlum, anladım. Tamam. Ne olmuş? Israrla tembih etti. Çok önemli bir iş bağlamak üzereymiş. İşi onlara verecek bey akşam yemeğe gelecekmiş. Evi, bizleri de merak ediyormuş. Hakan hiç merak etmesin. Ay tamam tamam. Makbuş, sen de işine gelince hemen Sihir'e izin veriyorsun ama. Hadi oradan. Ya böyle durumlarda bir aksilik çıkacak diye geriliyorum hemen. Adam da pek pimprikli. Ne konuşsan ne yapsan kabahat. Nasıl tersledi beni, duymadın mı? Eşinle dostunla espri yap. Burası yerim. Ya umarım adamı kızdıracak bir durum olmaz. Mum gibi duracağız artık. Orası öyle. Ay ay, zor işler. Makbuş Sultan, tamam mı her şey? Tamam evladım, sen hiç merak etme.
Ya bu nananın nesi var? Ben hiç böyle ateşlenen birini görmedim. Aa, nanayı gördün mü? Gördüm. Çok tuhaf. Ne biçim hastalık bu anlamadım ben de. Evladım, o küçükken ateşli bir hastalık geçirmiş. Ağır bir havale. Şimdi ne zaman ateşi çıksa böyle tuhaflaşıyor, deli gibi. Geldi. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Oldu mu? Tamam, tamam. Hoş geldiniz, buyurun efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ay çok naziksiniz Ediz Beyciğim. Ne demek, size layık değil ama. Anneni baş göz edeceğiz galiba. Evinizi çok beğendim. Ciddiyetsizlikten sonra en nefret ettiğim şey aşırı şatafattır. Gösterişten hiç hoşlanmam. Asıl bizim evi görseniz, buranın yarısı kadar ve çok daha sade. Bir ufacık tepecik, içi dolu turşucuk. Buyurun efendim, ayakta kaldınız. Buyurun. Anne, nenemin tuhaf davranıyor değil mi anne? Deli diyorum da kimse inanmıyor ki bana. Buyurun efendim. Efendim, gerçekten her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Bakın işte bu da artı bir puan. Bazı şirket sahipleri öyle lüks restoranlarda beni etkileyebileceğini düşünür. Bir bilseler ne kadar boşuna. Bu hayatta en önem verdiğim şey ölçülü olmak. Her şeyde. Yemekte, içmekte, oturmakta, kalkmakta, karşılıklı ilişkilerde. En tahammül edemediğim şey ölçüsüzlük. Tabii bir de ciddiyetsizlik. Helal hayatım. Helal. Su iç. Volkan'la mezun olduktan sonra tanıştık. Bir delilik yapalım deyip hiçbir yerde çalışmayı düşünmeden kendi işimizi kurduk. İnanın bugünlere gelebilmek için çok çalıştık. Çalışacaksınız tabii. Ben de bugünlere sıfırdan geldim. Çabalamadan olmuyor hiçbir şey. Bunlar da benim çocuklarım. Merhaba baba. Yağmur, Emre. Çocuklar, bu beyefendi de Ediz Bey. Siz şu önemli misafir olmalısınız. Yağmur. Ne var canım, çocuk daha o. Ne o küçük hanım, beni önemli birine benzetemedin mi? Şey, ben sizi böyle üniformalı, böyle her yerinde madalyalar, yıldızlar asılı biri olarak hayal ettim. Hadi çocuklar, özgeni yerine gidin Teşekkür ederim. Merhaba abla, bak. Buyurun. Kalp. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bugün perhizi bozdum. Doktorum bir şey derse suçu size atacağım, haberiniz olsun. Ha, espri yaptınız. Aile ortamındayız, öyle değil mi? Tabii canım. Teşekkürler. Nasılsınız, görüşmeyeli? İyiyim efendim. Sizi gördüm. Daha iyi. Allah, inşallah tez zamanda teşekkürler. Ben de öyle. Gerçekten hala genç kız gibisiniz, hiç değişmemişsiniz. Ah, ay, teşekkür ederim. Doğru söylüyorum, gerçekten öylesiniz. Yıllar sizden hiçbir şey götürmemiş. Annem gerçekten her zaman kendine dikkat eder. Çocuk işte. Volkan, şşt. Nana? Aa, bu ne hal? Çabuk çöz beni, çabuk! Aa, nana ne yaptılar sana böyle? Kötü çocuklar. Onlara iyi bir ceza vermeli. Ha, hayır Simge, sakın bunu yapma. Kendimi kontrol edemiyorum. Volkan aşağı inmemi istemiyor. Aa, olur mu öyle şey? Burada böyle yalnız oturmana gönlüm razı olmaz. Gel, gel çözeyim. Çöz beni. Aa. Eğlence başlasın. Benim de istediğim o zaten. Volkan belki bu işi kaybeder ama ben senden ebediyen kurtulurum. Simge, sana bayılıyorum. Gördün mü ortak? Ufak tefek bir iki ayrıntıyı hallettikten sonra imzaları atacağız galiba. Ne dersiniz?
Aman efendim, hayırlı uğurlu olsun. Durun bakalım, bu kadar emin olmayın. Astori sahneye çıkmadı daha. Bunu kutlayalım o zaman. Kimler şampanya içer? Evet, hepimiz. İşitmesi çok normal. Ne haber moruk? Ne komik kız bu böyle. Nana çocukların bakıcısı. Ne kadar eğlenceli. Seni görünce hala yaşıyor mu diye merak etmiyorlar mı? Ha? Asık suratlı ihtiyar. Ay şimdi gülmekten öleceğim. Hayatımda hiç bu kadar komik bir şey görmedim. Bu kız ayva tatlısına benziyor yahu. Herhalde insanlar ne mutlu oldukları an, senin yanından ayrıldıkları andır. Ay neler? Aksi sevimsiz ihtiyar. Çocuklar Nana'nın yanında çok eğleniyor olmalısınız ha? Ya, ne demezsiniz? Çok seviyoruz onu. Çok seviyoruz. Kızım, ne olursa? Nerede o? Nerede? Nerede o? Kim? Kulina Hanım. İnsan şu kısacık ömründe içindeki duyguları açıkça söyleyebilmeli, öyle değil mi beyefendi? Müdür bey, şimdi sırası mı? Kulina Hanım burada değil müdür bey? Sen de nereden çıktın keltoş? Bu kız çok şeker, çok. Bu gösteri özel olarak mı hazırlandı yoksa? Şaka gibi. Burası tımarhaneye döndü. Yemek aşıksınız öyle mi? Hem de nasıl beyefendi? Sırılsıklam. Aşk nedir ben de bilirim beyefendi. Ne biçim bir adam bu ya? Her şeye gülüyor. Bütün bu olanlar için gerçekten özür dileriz. Öyle şey olur mu? Çok eğlendim. Yani bize kızmadınız öyle mi? Öyle şey olur mu? Yarın anlaşmanın şartlarını ayrıntılı konuşuruz. Ayrıca seni çok sevdim ayva suratlı. Ben seni hiç sevmedim. Muşmula suratlı. İyi geceler efendim. İyi geceler. Efendim, iyi geceler. İyi geceler. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler. Ne bakıyorsunuz be? Şunun yaptıklarını görüyor musun Hakan? Ya belki de iyi oldu. Adam hiç gülmediği kadar güldü işte. Ne var yani, yalan mı? Yürü kızım. Hakan, sana inanamıyorum yani. Hadi Nana, yukarı çıkalım. Daha söyleyeceğim çok şey var. Sen de fazla oldun ama. Hadi ya. Hadi yavrum. Ne dediğini bilmiyor. Ateş hasta zavallı, hasta. Nana. Nana, hadi. Hakan, hastayım. Ne diyor bu Hakan? Yürü Nana, yürü. Hadi ya. Saçmalama Volkan ya. Yürüyün. Volkan. Hadi gidelim artık ya. İşi nasıl aldık ama? Çok güzel aldın, tamam. Ay, tımarhaneden farksız burası. Tabii Ediz Bey gidince böyle oldu değil mi? Sus terbiyesiz. Ay, hiç saygı kalmadı bu gençlerde canım. Bu kıza kızsam mı, kızmasam mı karar veremiyorum. Hadi evladım, ben yatıyorum. Allah rahatlık versin. Makbuz Sultan, bugün için çok teşekkür ederim. Her şey mükemmeldi. Gecenin sonunda bizim deli kız aşağı inmeseydi daha iyi olacaktı ama. Olsun, Ediz Bey onu çok sevdi. Orası öyle. Neyse, işi öyle ya da böyle aldınız ya. Hayırlısı olsun evladım.
Sağ ol Makbuş Sultan. Ay canım, iyi geceler. İyi geceler. Yok anam yok. Bu şoker adam olmayacak. Ahlaksız. Görüyor musun neler çevirmiş neler? Beni öyle zor durumlara soktu ki. Hani biri bir şey anacak diye ödüm koptu. Suline onu tavşanı çevirmiş ama elimden o kadar kolay kurtulamaz. Herkese rezil oldum. En çok da Hakan'a. Niye? İşe almış ya. Ama söylediğim, daha doğrusu şokerin söylettiği lafları bir duysaydın şak diye düşüp bayılırdın. Neyse boş ver. Olan olmuş. Hakan'ın gönlünü bir şekilde alırsın nasılsa. Ha? Kulina. Ay nana, bizi bu felaketten Suline kurtardı. Ne de olsa kardeş işte. Görüyor musun, et tırnaktan ayrılmıyor. Sen de bazen insanlar gibi konuşuyorsun Kulina. Ay gerçekten. Kulina, ben de Luna gibi kaçak olarak yaşamayacağım burada, değil mi? Öyle şey olur mu nana? Konsey üyeleri sabah olunca kendine bir gelsin, ilk işim bu kararı düzeltmek olacak. Şoker için de iyi bir ceza düşünmeliyim. Hadi ben kaçtım, bay. Hah. Hakan'ı kafana takma. Bence seni çok kolay affedecek. Bay bay. İyi ki varsın. Oh neyse, hiç değilse fıstık gibi görünüyorum. Şoker bazen istemeden de iyilik yapıyor. Uzun uzun uyumam iyi oldu. Ay çok yaradı, çok. Aa, bu da ne? Demek Şoker Nana'yı böyle yönetti. Şeytan ne olacak? Aa, biraz da ben kullanayım bakayım şunu. Yürü. Dur Kulina, sakın bunu yapma. Ne o nana, iyileştin mi? Şey ben... Ömrümde senin gibi bir kız görmedim. Görünüyorsun. Evet. Sen ateşlendiğinde hep böyle delirir misin? Bazen. Ne yapacağız seninle biz? Bilmem. Yapma. Efendim? Yok bir şey. Neden elimi tutuyorsun? Ateşin var hala, hasta mısın? Söyledim ya, ben sana hastayım. Söyledim ya. Ben sana hastayım.